Umarım geçen seferki gibi patlak yanmış. Aa, gelmez. Geçen sefer patlamıştı hiç. Kök. Evet, tadı güzeldi ama patlamıştı. Ben hatta göstermiştim size doğru, evet, böyle. Evet. Yanmış, patlamış demiştim. O da olabilir demişti. Zaten işte, içli köftede bakılan şeyler belli. Çatlamayacak. İçim lezzetli olacak. Açarcının lezzeti. Geçen İnceliği. Sefer ne kadar koydu? Kuş etinden yapmış. Kuş etinden. Kuş eti mi? Kuş eti. Dün kuş yedik, bıldırcın, evet. Aynen öyle. Kuşbaşı etinden yapmıştı kendisi. Aa, evet. Kıymadan doğru. Yapmamıştı. Bu sefer ondan kıymadan mı? Bilmiyorum. Belki yine kuşbaşıdır. Hmm. Geçen seferkinde bu böyle bir değişiklik yapmıştı yani. İç harcı güzeldi ama patlamıştı ne yazık ki. İnşallah patlamamıştır. Sen iyi misin bu arada? Biraz daha iyiyim. Evet. Kendime... Çok üzüldük dünya. Ya gerçekten kötüydüm. Yani ben gene söylüyorum, herkesten de gene o konuyla ilgili özür dilerim. Yani çünkü ben ekrana karşı şey yaptım özür ama yani ben Süleyman Bey'in bana 4 verdikten sonra bende filmler koptu. En çok hani Süleyman Bey'in o 4 verişi beni gerçekten, çünkü hiçbir şey mi yapmadım ben? Hani şu masanın bile bir emeği var. Şu masanın bile bir emeği var. Buraya şöyle bak, hepimiz yarıştık. Sabah buraya erkenden geliyoruz. Masamızı özenle hazırlıyoruz. Evet, evet, yani evet. Her şeyimizi özenle getir. Yani bana hiçbir şey yapmamışın tavrını vermesi beni çok rahatsız etti. Bu beni ama şöyle söyleyeyim. Süleyman Bey kendi gününü kurtarmak için gün gide gide puanlarını düşürerek gidiyor. Peki, objektif birer bakış açısı istiyorum. Pardon Süleyman, sen ne düşünüyorsun 4 puan? Ben de aynısını düşünüyorum. Kendi kesinlikle puanını koymuş. Benim günümde de 5 puan vermesini öyle düşünüyorum. Havva'na 4 puan vermesini. Yarın da ben mesela Özkan Bey menüsünü görmeden söyleyebilirim. En yüksek vereceği puan 6 olacaktır. Kesinlikle mükemmel olsa bugüne bile... Bugüne de mi diyorsun? Bugüne de söylüyorum. Mükemmel bir menü de gelse, mükemmel yemekler de gelse... Böyle tatsız bir öngörü var seninle ilgili yani ama... Öyle olacaktır. O bir gerçek ama. Ben çok istedim. Bitirebilir miyim? Bitirebilir miyim? Ben çok istedim Süleyman Bey'le yarışacağımı gördüğüm gün. Keşke dedim son gün olsaydı Süleyman sen Bey. Sen bunu sürekli söylüyorsun. Evet, çünkü neden? Geçen seferde de ilk gündü ve diğer günler hep düşük puan vererek kendi gününü koruyarak gitti. Hmm. Ve adaleti siz sağladınız. Benim puanım 5. Evet Süleyman'cığım, senin de puanını öğrenelim. Reşat Bey, benim puanım da 6. Kapatabilirsin. Evet Süleyman, aç ve söyle lütfen bize Tuğba'ya verdiğin puanı. Benim Tuğba'nın puanım 6. Evet Süleyman, bakalım kaç puan vermişsin? Benim de puanım 5. Aa, şaka gibi. Ben de en başına söylediğim gibi yine koalisyon devam ediyor. En başına söylediğiniz gibi hiç konuşmanıza anlatmanıza gerek yok. Allah aşkına, konuşup da vallahi insan sinirini tutmaz. Aşırı değil. Özür dilerim ama. Çok büyük bir hakka girdiniz. Yani siz burada bile isteye düşük tutmuşsunuz puanı. Bu sefer de aynı şekilde öyle yapmaya gene çalışıyorum. Gene sağlayabilirim. Evet, ben işte onu hele 100 onu bin birazcık işte çifte adalet yani, şey çarkları dönmeye başladı. Yani 5 puan vermeseydi bana dünkü masaya 5 puan verebilirdi diye düşünüyorum. Evet Süleyman, aç ve söyle lütfen puanını. Benim puanım 5. Kapatabilirsin. Evet Süleyman, duyalım bakalım kaç vermişsin. Benim puanım 4. Maalesef bir şeyim yoktu. Şimdi şöyle yani bu kadar emeği bir şöyle, puan mıydı şöyle, gerçekten? Evet. Birazcık da kendisini çok düşünüyorum bu arada hatırlar mısınız bilmiyorum da pazartesi günü bir cümle kurmuştu. Ben yine dün aynı cümleyi... Kimsel mi kurmuştu? Hayır, Duygu Hanım kurmuştu. Süleyman Bey günü geçtikten sonra kendi ortalamasının altında puanlar veriyor ki... Evet. Kendi gününü kurtarabilmek için. İstatistiksel olarak öyle bir durumum var, evet. Geçen evet, yaşamada izlediğinizi yani, görebiliriz. Tesadüf mü? Kendisini de anlayabiliyorum. Belki bıldırcının azizliği, belki somonun azizliği bunları niteledi. Ha bu ama... arada tabii artı parantez açalım. Hani herkesin 7-8 verdiği bir masada evet. Değildi, o da ayrı da. Evet, evet. Ama hani dörtlük normalde müydü? De 3'ten başlatıyoruz ya Süleyman. Yani standart herkese verdiğimiz kafadan bir 3 puan menüsünü var ya. Onun üzerine sadece 1 puan koymak çok az menüsünü geldi. Menüsünü yetiştiremeyenlere bile bazen 4-5 veriliyor. Şimdi Süleyman Bey dediğim gibi bu burada belli. Kendi gününü korumak adına gün geçe geçe eksiltiyor. Hava Hanım filmi ben söylemiştim kendisine. Film iyi başladı, kötü bitti. Ya, günle oynadı zaten dediğim gibi. Süleyman Bey'in menüsünü, Duygu Hanım menüsünü beğenmedi. En çok o eleştirdi. En çok puanı da o verdi. Ama o taktik sökmedi yani, tutmadı. Şu anda pişman olmuş ama işten geçmiş. Ben o zaman şunu cevapla bana. Pardon, bana şunun tabii cevabını verir misin? Şimdi normalde kendi de dedi dün. Belli ki bir şeyler ters gitmiş ve belli ki öyle. Yani belli canım, bazı şeylere tahmin ediyorlar MC'ciğimiz. Tabii ki. Çok yüksek puanlar alamayacak yarışmacı. Aslında mesela 6 ya da 5 verseydi Süleyman Bey topa tutulmayacaktı. Ya zaten hanımefendi benimkini rakibim değil. Zaten puantaj olarak da benden çok çok düşüktü. Bu sefer de ne yapayım, ben okları üzerime çevirmeyeyim.
gayet standart bir şekilde devam edeyim. 5 vereyim, yoluma devam edeyim. Sessiz bir şekilde de diyebiliriz. Şöyle bir şey. Zaten olmayan bir mini, yani genel olarak bakınca yani o başarıya erişebilecek değildi. Ben orada 5 versem yani bu olmazdı zaten. Neden ben 4 neden? Ama 5 versem nasıl olacak? Neden olmaz şimdi, yani? Benim menüme 6 verildi. Yani dün 3 tane 6 vardı. Ama sen kendi menümden bana 5 verdi. Şöyle, kendi menüm üzerinden değil. Genel olarak bakıyorum ve kendi yaptığıma bakıyorum, sunumlara bakıyorum, gelenlere bakıyorum. Dünkü gelenlere bakıyorum, sunumlara. Ama şimdi bir şey söyleyeyim, burada sunumlara da hata verilmiyor. Bunu bütün yarışmacılar yapıyor hemen hemen. Yani ya bir pazartesiyi baz alıp, ama pazartesi günkü yarışmacıya haksızlık olurdu. Ama salıya, yani her menüyü, her yarışmacıyı kendi masasından ve kendi menüsünden sorumlu tutmanız ve kendi içerisinde değerlendirmeniz lazım. Ben o ne diyoruz? Gittim. Kendi içerisinde tutarlı mı? Kendi seçtiği yemeklerle bir uyumu var mı? Yani yoksa kendiniz üzerinden değerlendirirseniz yanlış bir yere gidersiniz. Sen bir şefsin. Yani sen kendini, benim ama masama öyle verildi. Yani bu o zaman intikama giriyor. Al gülüm ver gülüme giriyor. Tamam. Bana öyle yapıldı, ben de o zaman öyle yaparıma giriyor. İşte kötü kokular gelmeye başlıyor o zaman. Yani böyle bir, buna bir parantez açacak olursak da her günde 6 veren bir beyefendi var. Yani her gün aynı masa. Efe mi? Efe. Her gün 6 veren bir beyefendi var. Ben verdim. Yani, ben 4 vermedim, 5 vermedim, haksızlık yapmadım. Yani, hayır, şimdi hayır, haksızlık yapmadınız da. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Birinci günle dün ve ikinci günün masaları aynı mıydı 6 puan verdiniz? Ama Süleyman Bey, ben yani, sizin yemeğinizi beğenmedim yani. Aynı eş değerde miydi 6 puan verdiniz? İki ürününüzü beğendim, bir de yemeğinize verdim. Yani zaten karpaçoya hiç bakmadınız, çiğ diye ben bunu değerlendiremem dediniz. Yani ama öyle de bir şey yani, yok yani. Yok tabii. Yok, yok öyle bir şey. Yani şimdi geldiniz daha 4 verdiniz. Ben zaten burada 5 versem bu olmazdı. Ben bunu 4 vermem gerekiyordu. 4 verdim. Niye 4 vermen gerekiyordu? 5 versem bu sefer de diyeceklerdi ki kendi gününü, yani puanını korumak değil ki, ben puanımı koruyorsam 5 vermekle 4 vermek, yani puanımı koruyacağım bir anlamına gelmiyor buradan 4 vermezden. Beni... Nasıl niye? Bakın, yani lütfen, ben oraya 4 vermişim, 5 vermişim, puanını koruyacağım anlamına gelmiyor evet, ki zaten. Evet Süleyman Bey. Yani bitti işte, mi? Hakkımı vermediniz. Ben konuşabilir miyim? Hak ettiğim lütfen. Puanı vermediniz. Evet. Sıkıntı burada. Yani herkes, çünkü işin içinde 100.000 TL var tabii ki. Bu yüzden de çok detaya girdiler. Zaten benim yani dediğim benim gibi... Gerçi sen de dün gireceğim dedi. Diyorsunuz. Ben de gireceğim. Benim de salatanın sosuna kadar taktınız. Salatanın sosuna puan verdiniz. Ama şimdi bana diyorsunuz şey, ki o gün geçti, bugün de burada hiçbir şey geç. Yani bu böyle olmuş, ona puan verin. Dün havaya 4 puan vermemi yanlış buluyorlar. Çünkü bugün kendi günü ve yarın Özkan'ın günü olduğu için havayı kendi saflarına çekmeye çalışıyorlar ki çekeceklerini düşünüyorum duygusal olduğu için. Ben gerektiği puanı verdim ve açıklamasını da yaptım defalarca. Hava Hanım'a dün Süleyman Bey 4 verdi ama ben zaten Duygu Hanım'ın sözünden sonra mantığını anladım. 6 puandan daha fazla kimseye vermeyecek. Bence yarın bana da vermeyecek. 10-10'luk bir masa bile olsa kendi puanını korumaya çalışacak. Ben hesabını sordum bugün, tekrar açtım konuyu. Cevap almak istedim, net bir cevap almak istedim ve hiçbir şekilde net cevap veremedi. Çünkü o da vicdan olarak aslında rahatsız oluyor ama gururundan şey veremiyor, ne derler, ödün veremediği için insafa da gelmedi. O yüzden onu kendi vicdanıyla baş başa bırakıyorum.